Mezarsın, seçiyin. Benim? Her şeyim. Ha. Sesli yüksek. Anlama sebebi. He? Anlama sebebi. Anlama sebebi. Sahiplik anlamı. Yani, peki. Allah, yani bir şey bilmiyoruz yani. Bak Allah seneler demeli, Allah diyoruz ama bir tanesi dese ki Allah nedir? Allah nedir? Rezak, rızık veren, beni anlama sebebim, kainatı idare eden, benim her şeyim diye toptancılıkta geçti. Bilmiyoruz bakın, Allah'ı bilmiyoruz. Biz buysak düşün. Şimdi Allah'a tevekkül edene Allah kafidir. Tevekkül nedir? Tevekkül, vekil etmek. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Vekil ne demek? Notere gittik böyle. Bak burası önemli. Notere gittin. Birisini vekil etti. Ne demek o? Sen adına karar verebilir mi? Verir. Alır verir, satar. İtiraz eder misin sonra? İtirazın kabul olur mu? Olmaz. Şimdi bu aslım gibidir demektir değil mi peki? Allah'a da böyle yapıyorsun. Güya sanki sana müstakil bir şahsiyet vermiş, kendisinden hariç bir vücut vermiş gibi senin vücudunu senden satın almak adına beni vekil et, ben senin adına karar vereyim, diyor. Öyle mi düşünmemiz lazım? Evet. Benim adıma karar veriyor, hükmediyor, yapıyor. Gördün mü bak şimdi? Allah'a tevekkül edene Allah kafidir. Korona, ölüm, kaybettim, kazandım. Kadın, erkek gitti, geldi, toprak, dünya, mezarlık, hepsinin arkasına seni taşıyandır. Dünyada hani vekalet veriyoruz ya. Biraz isteyen. Dünyada vekalet veriyoruz. Vekal. Asıl benim. Sen vekilsin. Güya. Güya. Yani şimdi Cenab-ı Hak burada tevazu mu oluyor? Yok. Hani zaten mülkünü onun. Tamam. Kaçıncı sözdü bu söz? Mülkü sanki seninmiş gibi satın alıyor. Niye satın alıyor? Ben sana verdim bir bardak bunu. Benim değil mi? Evet. Emaneten verdim. Emanetimi ver. Niye satın alayım? Aynı kanun. Yani sanki müstakil bir vücudumuz var. Bu seninmiş denmiş. Hadi bana sat onu. Neyse. Sanki müstakil bir vücudum var. Beni vekil et, senin hakkında, senin adına karar vereyim. Mesela karar veriyor, diyor ki, ben nasıl öleceğim? En büyük meselem o. Kabre nasıl gireceğim? Meselem değil mi? En büyük mesele. Hesap nasıl vereceğim? Hiç daha önce ölen var mı? Ölümün ne olduğunu bilmiyoruz, ilk defa tadacağız. Nasıl öleceğim? Kabirden nasıl gireceğim? İlk gecem ne olacak? Haşir meydanı ne olacak? Merak etmiyor musun? Diyor ki, beni vekil et, ben senin hakkında karar vereyim. Tamam, vekil ettim, ne kadar samimiysem. Ne diyor? Gadabı rahmetini aşmış. Nasıl öleceğim? Rahmetine göre öleceğim, gadabına göre değil. Kabire nasıl gireceğim? Rahmetine göre gireceğim. Rahmeti gadabı aşmış ya, bloke etmiş. Haşir meydanında nasıl hesap vereceğim? Rahmetine göre vereceğim. İnsan ne kadar rahatlatıyor. Zaten aşağıda gelecek mesela. Kainattan küsmüş. Bak bir hayal et. Kainattan küsmüş. Sonra dünya zinetinden iğrenmiş. Kariyer, makam, para, kadın, araba, şu bu. Artık bıktı ya insan. Ondan sonra niye dışarıya çıkarttı beni şu? Bir de vücudundan bıkmış, korona, hasta, kapandık, kapanacağız, iğne, bilmem ne, öldün, siyah torba. Ya bıktı ya insan, vücudundan bıkmış. Artık taşımakta zorlanıyor insan.
vücudundan, bakın bir tanesi şu, kainattan küsmüş. Dünya ziynetinden iğrenmiş, vücudu taşımaktan yok çocuklar var, yok onun dairesini temin edeyim, yok korona var, yok buraya girmeyeyim, yok yemeyeyim, yok tansiyonum var, kaldıramıyorum. Ya bu ne ya? Vücudundan bıkmış ruhlara Allah melce, le, nun bir de, luleburgaz melce bir de mence var. Allah böyle ruhlara melce ve mence sığınılacak, sığınırsın ama bir de sığınmaktan cevaplanmış olacaksın. Çare olacak. Her yere sığınılmaz, sığınılır ama çare değil. Melce, sığındım. E tamam da sığındım, ne olmuş ki? Limana sığınır. Limanda da tufan var. E depremde nereye sığınacaksın? Her taraf deprem. Sığınılacak, aynı zamanda sana cevap olacak. Bakın üç tane şey. Kainattan küsmüş. Dünya ziynetinden iğrenmiş. Vücudunu taşımaktan bıkmış ruhlara. Allah melce ve mencedir. Allah tevekkül edene Allah kafidir. Çok acayip yani. Mesela yok korona oldu, yok o oldu, yok onu yapacaksın. Yani ben mi bunlar artık düşüneceğim bu vücudu ikide bir ya? Yani insan yoruluyor ya. Şimdi bir müjde vereyim size. Çok acayip yani bak. Allah kamil mutlak olduğundan lizzati mahbubtur. Diyor ki, mesela ölüm şu anda uzak gözüktüğü için soğuk oluyor, korkutuyor. Bunu yalnız kaldığınız zaman, gece olduğu zaman kapıyor adamı. Bir kapıyor ki, mesela ölüm bazen yakın hissedersin. İlk defa olacak ya ölüm. Daha önce yaşamamışız. Bilmiyoruz yani. Tecrübemiz yok ölümü. İlk defa olacak değil mi Ömer? Nasıl olacak hakikaten? Peygamberler korkmuş. Peygamberler sizin korkmuş. Nasıl olacak yani? Kapıyor insanı böyle. Acayip dehşet veriyor. Size bir müjde vereyim buradan gelecek. Allah alacağı zaman ruhu merhameten oraya bir yakiniyet hissettiriyor. Ünsiyet hissettiriyor. Şehitler gibi. Güzel gözüküyor. Şehitler gibi diyebilir misin? Değil, şehitler de bilmiyor ki öleceğini. Yani artık o dehşetli değil yani. Mesela bir misal vereyim kendimden. Mesela eskisi gibi değilim mesela ben kabir hadisesine. Yani korkutuyor, ürkütüyor ama neredeyse 30-40 yaşlarımdaki gibi dehşet almıyorum. %50 fark ediyor. Gittikçe de bu, herhalde bu fark kapanıyor. Yakin hissediyorsun böyle. Merhameten. Merhamet oluyor. Yaşlılarda da çoğunu hissettiriyor. Hissettiriyor yani böyle. Artık öyle dehşet almıyorsun. Dehşet vermiyor. Müjde bu. Yani şu anda dehşet almanın sebebi, şu anda benim haletimde yaşta değilsin de ondan. Ama biraz da böyle, biraz da meşgul oldun mu bu işlerle, böyle derslere kitap okudun mu, burayı oradan farklı görmeyeceksin. Yani fikir demiyor. Hissin olacak böyle bu atmosferin. Melcisi nurani olduğunu, ince bir zar olduğunu, yani şöyle eskide telefon kontrol alırken kart veriyorlardı böyle, altında sayılar vardı, tırnakla kazıyorduk değil mi? Dünya öyle, kazıdığın zaman çıkan sayı gibi veya ortaokulda öyle bir hoca bize şey verirdi, kırtasiyeden bir kart alırdık böyle, yani normal bir şey. Kapaklarını, göz kapaklarını oynatma. Aa, bu gözüken yok oluyor. Arkada bir köy var. Kuşlar uçuyor. Derinleşiyor.
başka bir boyut oluyor. İşte eğer Risale-i Nur'da okuyup tefekkürü derslerle meşgul olursanız, Allah böyle bir şey vereceğini, Risale-i Nur'da böyle bir şey var. Mesela şu hava, atmosferin, İmam-ı Rabbani'lerin, Gazani'lerin burada var olduğunu, herhangi bir yerlerde değil, ölümle bir yere gidilmeyeceğini, buradan kalkacağını, üzerindeki battene kalkıp radyo dalgası, televizyon dalgasını aletle nasıl kaldırıyorsun? Alet sanki Azrail aleyhisselam gibi o gizli olanı ayan ediyor. Şurada radyo bir yere gitmiyor. Zaten var olan görüntü ve sesi ortaya çıkarıyor. Azrail de böyle. Aa, televizyona bakıyorsun. Neler varmış ya, Amerika buradaymış. Amerika çok uzaktaydı. Yok. Konuşuyoruz, canlı yayınla konuşuyoruz. Aa, böyle. Canlı yayın gibi. Ne oldu? Orası burası kalktı. Aynı Amerika ile canlı yayın konuşmuyoruz böyle köyle. He ya, Allah Allah, çevirsene ya. Bahçeye bak ya. O da seyrediyor kiraz ağacının yaprağın sallanmasını. Sen de seyrediyorsun. Burası ahiretin üzerine tenteneli perde. Ufak bir tefekkürle yırtılıyor. Demek ki Allah'a tevekkül edene Allah kafi, kainattan küsmüş. Kainattan küsmüş. Dünya ziynetinden iğrenmiş. Kariyer, makam, para, kadın, şudur, budur, koştuğumuz var ya, acayip bir şey. Bir de vücudumuzu yaşlandıkça belin tutmaz, abdestin tutmaz, çocuktan ses çıkar, kadından bilmem şey yapar, kayınpeder bakanlığı, kayınbirader bakanlıkları çıkar, bir sürü sorumlulukların olur, bakanlıklar çıkar. Yani vücudundan bıkmış oluyor ya. Bir kendi bakanlık vardı, kayınpeder bakanlığı çıktı, kayınbirader bakanlığı, baba bakanlığı, çocuk, kız, eş, hayda. Artık yaşta, gençken oluyor da, yaşlandıkça artık, yaşlanmayı demiyorum ben, sabır azalıyor, tahammül azalıyor. Ona yaşlılık diyorum. Çünkü bir senelik hücre yok. 6 ayda bir değişiyor. Nereye yaşlı? Çocuk büyümüyor. İhtiyaçları çoğalıyor. Ben öyle tanımlıyorum. Sonra insan yaşlanmıyor, yaşlı. Hassasiyeti artıyor. Sabır azalıyor. Bir ayet var şeyde, 26. sözde, Lema'da. O kadar hoşuma gidiyor ki. Ben anladığım gibi içini doldurayım, bakayım. 26. Lema'da ustad kullanıyor. İhtiyalar senesinde. Yâme yece'elu vildâne şîba. Doğru mu okudum hafız? Yanlışım varsa düzel. Öyle günler ki diyor. Öyle günler ki çocukları da ihtiyarlattı. İzah ettiğimi zannediyorsun ama naklediyorum. Lemalardan naklediyorum. Öyle günler ki diyor, çocukları da ihtiyarlandırdı diyor. Allah nasıl olur ya? Ahir zaman için söylüyor. Şu, mesela şu anda bir çocuğunuzu hayal edin. 15 yaşında çocuk. Bu telefonla, televizyonla, toplumla içeriye soktuğu doğru ve yanlış enkazlar var. Bir sürü şey. Neler doldurmuş? Yani bu kanal, kum saati gibi dolmuş da dolmuş. O kadar dolmuş ki diyor, Osmanlılar'da yani 500 sene önce 50 tane insan 60 sene yaşasa, her bir insan 60 sene yaşasa, 50 tane insanın 60 sene yaşayan 50 tane adamın toplam iç doluluğundan daha fazla doludur 15 yaşındaki bu asırdaki çocuğun içi. Elektrik yok, elektrikle alakalı bir şey de olmamış. İstese de hayal edemez, değil mi? Görseller, görsellikler yok, şu yok, yok. Amerika'dan haberi yok, şundan yok. Bak o zaman çocuğun bedeni genç olmasına bakmayın. Şimdi şaşıracaksınız ve hayal edin. Bazı kız çocukları ufak, bazı erkek çocukları sanki büyümüş de ufalmış, simaları yaşlı gösteriyor. يَوْمَ يَجْعَلُ بِلْدَانَ شِيبًا. Öyle doldurulmuş ki çocuk çocukluktan çıkmış, artık çocuk konumundaki bir vasfını kaybetmiş. O kadar dolu ki belki de
Osmanlılar'da 10 tane adamın doluluğundan fazla. İşte bu büyünce ne olacak biraz daha? Biraz daha bir şanslıydık bizim, benim kuşak. Elektrik olmadığı için, televizyon olmadığı için veya cep telefonu olmadığı için veya siz de nurlara sadıksanız, ne kadar uzaksan o kadar dolu değil. O zaman dolu olmayınca hareket sahanız çoğalmış. Erdinç diyor ki abi, telefon, bilgisayar hararet yapıyorsa nasıl kullanmıyorsun CD okuyucu, onu çıkartalım boşluk olsun diyor. Hareket sahan olsun. İçimizde hareket sahamız kalmamış. O kadar doluyuz. Bir daha okuyorum şimdi o zaman. Allah'a tevekkül edene Allah kafidir. Allah'a? Allah nasıl? Allah'a şöyle diyebilir miyiz yani bu makamda? Ben bir sıralayayım. Buz düşün. Su düşün. H2O düşün suyun. Geriye gidiyorum. Buz, su, buzun sebebi değil mi? Suyun sebebi H2O. Arkası daha, arkası derken aslı bir yere gitmiyorum bak. Daha arka enerji, daha arkası esir, daha arkası madde hayat, daha arkası aynı hayat. Biz buzuz. Su nedir? Donmuş esmalarız biz. Su esmalardır. Biz donmuş esmalarız. Yani esmaların vücud haricisiyiz. Ama suyu bilmediğimiz için buzda olan biz müstakil bir vücut zannediyoruz. Ben varım. Su da diyor ki ben, siz kendini nasıl ifade ediyorsun? Suyu ortadan kaldırırsan buz denen bir şey kalır mı? Biz şah damarından daha yakınız demek. Su diyor ki buza, ben senin şah damarından daha yakınım. Yani sen müstakil vücudun yok ey buz. Ben donmuşum, bir sıfatım olan buzdur, kardır, buhardır. Ben dondum, sen oldun. Benim sıfatımsın. İşte buzun şah damarından daha yakındır su neyse. Esmalar da bizde böyledir. Biz buzuz, esmalar da su gibidir. O zaman biz donmuş esmalarız. Cilve, cemal, nakış sanatıyız. Sanki müstakil bir vücudumuz varmış gibi Allah emanet emeye kullanmak için verdiği bedeni vekil et diyor bana. Allah'a tevekkül edene, vekil edene Allah kafi. Vekil asıl gibidir. Senin hakkında karar veriyor. Versin bırak. Son bir cümle söyleyeceğim bununla alakalı. Haşi meydanındasınız. Biliyor musunuz Haşi meydanında kim hesap görecek? Melekler mi? Allah mı? Melekler değil. Allah hesap görecek. Ama sana sorsalar, üçüncü şık. Allah sorsa, ey kulum, kendi hesabını kendin gör. Veya melekler görsün. Melekler demek bilgisayardaki sisteme muhatap olan memur. Diyorsun ki, ya memur bey, ya kadime, yani bu şey yapsın. Yok ya kardeşim, bu doğal gaz, elektrik, bu sistem bu, ben yapamam ki. Yok cahil, yok düzelt. Ya sistem bu, müsaade etmiyor. Giremiyorsun. Şimdi melekler de haşir meydanında hesabı böyle görür. Sistem bu. Bu günahın bu kadar. Bu haramın bu kadar cezası var mı? Ben yapamam bir şey. Ama iyi ki melekler böyle sistemin başında değil. Allah hesabı görecek. Soruyorum, herkes vicdanına söylesin. Vicdanına. Kendi hesabını, sen görebilir misin? Ben hesabımı ben göreyim. Allah dese ki tamam, vicdanlar ayağın olmuş. Çarpışık değil. Bütün artık her şey yevmet. Her şey düze çıkmış. Sen kendi hesabına razı olur musun? Dersin ki ya Rabbi, benim hesabımı sen gör. İşte Allah'a tevekkül edene Allah kafidir. Çünkü niye? Allah kamil mutlak olduğundan lizati mahbubtur. Yani Allah'tan bir menfaatlanmak, oradan nemalanmak olduğundan sevilen değildir. Kamil-i mutlak demek benim sebebi vücudumdur. Vücudumun kendisi. Niye Allah sevilir? Çünkü kamil-i mutlak. Yani niye su sevilir? Ben buz isem benim sebebi vücudumdur. Suyu ortadan kaldırırsanız buz denemiş olur mu? Ha, ben oyum işte. Varlık sebebi. Odur işte. Ha, o zaman kamil-i mutlak olduğundan
bizzati mahdub, mahbubtur. Lizati. Sebepsiz. Lam onu anlatıyor. Lizati. Yani başkası. Zaten seviliyor. Çünkü buzun zatı özelliği sudur. Şimdi aynı yerdeyiz. Bak dünya nerede, ahiret nerede? Buz. Gir içeriye. Gir nereye gireceksen? Su. Gir içeriye. H2O. Gir içeriye. Enerji. Gir içeriye. Esir. Gir içeriye. Maddi hayat. Gir içeriye. Aynı hayat. Cennet aynı hayattır. Cennet nerede? Buzda. Üzerine boyut farklılığından buz gözüküyor. Aslında maddi hayattır, aynı hayattır. Aynı yerde. Yani buzda su nasılsa ahirette dünyada öyle. Bir daha. Buza su nasılsa ahiret dünyanın da orasında. Buz suyun neresindeyse, bir daha. Buz, Abdülmelik. Buz suyun neresindeyse veya su buzun neresindeyse ahirette dünyanın orasındadır. İç içe de değil. Bu donmuş hali. Suret. Bak, su buzu neresindeyse ahiret de dünyanın orasındadır. Aynı aslında. Aynı. Dışa, yani sıfatı. Suret. O zaman bir yere gidilmiyor. Bir halden bir hale geçiyor. O kadar. Yani burası esmanın bir boyutuyken mefte de mesela dünyaya sebeple doğarız anne baba. Ahirete de doğmaktır. Ölüm, mefte doğumdur. Sebepsiz doğum. Ahirete doğuyorsun. Ölüm denilen şey o. Doğmaktır. Ama sebep olmadığı için ölüm zannetmiş. Doğumdur, doğum. Her şey aynı. Doğarken yöntemle, ölürken yöntem, sebep aynı. Mevt, ahirete doğumdur, doğmaktır. İkisi de aynı yere. Buz, su, su, buz. O kadar. Lizati mahbubtur. Allah mucit ve vacibül vücud olduğundan, kurbiyetinde vücut nurları, budiyetinde adem zulmetleri vardır. Allah mucit ve vacib. Yani mucit icat ediyor. Yani onun bir boyutu, yani suyun, su buzda olabiliyor, karda olabiliyor, buhar olabiliyor, yağmur olabiliyor, gaz olabiliyor, olabiliyor da olabiliyor. Vacib vücud. O zaman Allah'ın bizdeki yakınlıklarında vücut nurları, budiyetinde ise adem zulmetleri vardır. Niye psikolojimiz bozuk burada? Şimdi Allah bizden uzak. Aslında uzak, su buzdan uzak değil de biz ondan kopuğuz. Psikoloji, sıkıntılar oradan oluyor. Adem zulmetleri oluyor. Bak, kurbiyetinde vücut nurları, onu vekil etmek, onunla barışık olmak, hayatımızı merkezine koymak, vücut nurları. Ondan uzak olmak, budiyetinden de adem zulmetleri vardır. İşte niye zulmetler oluyor? Onsuz yorumluyoruz, onsuz düşünüyoruz, onsuz hesap ediyoruz, onsuz karar veriyoruz, uzak oluyoruz. Zulmetler oluyor. Mesela gece, dün akşam değil, önceki akşam, kapıyor, tamam, psikoloji nasıl ders yapacaksın? Bu psikoloji dersleri diyor. Öyle bir kitap okuyarak, bir şeyi düşünerek, ben bu işin uzmanıyım diyor. Yani bir yerden alıp harmanlayıp nakledecek değil. Sen bunları diyor, yaşamadıkça o çözümler, o cümleler olmaz dedi. Evet, yaşamadım olur mu? Ve mesela ya hapishanede yaşamışız, ya işte o iki defa hayatımızda zehir hadisesiyle sığındık. Şimdi niçin söylüyorum? Eğer onunla hayatımızın merkezine koyarsak,
onunla anlamlandırırsak, kurbiyetinde diyor, vücut nurları, bu diyetinde yani alemimizde ne kadar ondan kopuk yaşarsak, iki gün önceki gibi bir gece başladı atlan, ulan böyle pıt 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 ediyor ya böyle bazen sinirsel, bazen kasların, bazen şeyin böyle. Ama o kadar ben nimeti söyleyeceğim. Risale'nin terbiye etmiyor mu diye endişelendirmesin diye söyleyeceğim. Allah şahittir. Böyle pıt 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 ediyor ya böyle bazen atar yani kalbimiz böyle. Herkes de olur. Yer yer bazılarında fazla olur. Böyle çarpıntı derler ya. Böyle hemen tam bir fırsat o anda şeytan. Ölüyorsun. O anda ne hissediyor? Nereye tutunuyorsun? O anda nereye tutunuyorsan kendine geldiğin zaman tutunduğunun çapını, kalitesini genişlendir. O anda böyle eğer hizmetin, esmanın değişik bir boyutudur ölüm diye. Bunlar tutulmasa vallahi hakiki kalp krizi geçiririz. Kalp krizi oradan usar oluyor zaten. Düşünsel oluyor. Böyle pıt 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 olunca sonra eyvah dedin o yükleme yapıyor. O zaman kan hareketleri, şeyler, nabızlar, şunlar değişince krize dönüşüyor. Ama tutununca bir şeyine, mesela herkes bir şeyine tutunur. Kimisi hizmete tutunur, kimisi cömertliğine tutunur, kimisi bilmem neyine tutunur. Rüştü abiye dediğim gibi, Rüştü abi dedim ki abi dedim insan ameline güvenmez ama insan bir şeysine gene bir şeyi tutunur. Yani neyine tutunuyorsun dedim böyle ahirete. Çok garip yani tabii o adamda normal cevap olmayacak tabii de. Nereye asan dedi tutunursan hep onundur. Ne amel varsa hep onundur. O istedi, o halketti, onundur. Tutunacak şey yok. Bir amelsiz amelim var dedi. Lan nasıl olur amelsiz amel? Vücutsuz vücut. Yokluğun varlığı. Dedi ki öyle bir amelim var ki amel değil. Ona tutundum. Dedim ki nedir? Düşman olma. Vücudu değil ya. Allah düşmanına, sistemine, kişisine düşmanım dedi. O düşmanlığa tutundum dedi. Vücutsuz vücut. Bir amel değil. Vücudu da yok. Ama esas vücut o. Çünkü iman onun üzerine kuruldu. Allah merce ve mencedir. Yani sığınılan, sığındın ama seni imar eden, ihya eden, yani sığınma sebebine cevap vermiş. Kainattan küsmüş. O cümle çok acı. Bunu ezberleyin ya. Kainattan küsmüş. Bir. Sonra ikinci. Kainattan küsmüş. Üç taneydi. Dünya zinnetinden İğrenmiş. Vücudundan bıkmış. Üç tane ya. Hadi ezberleyelim. Birincisi neydi? Bir şey yapalım. Yukarıdan aşağı geniş. Kainat. Dünya hayatı. Bir de ben. Kainattan küsmüş mü? Kainattan küsmüş. Ya bu ne ya? Geliyor gidiyor. İmanı kazanma, kaybetme. Acayip bir şey ya. Sonra benim işte kariyerim var gitti, yaşlandık, ben oldu falan, çocuktur, şu bir sürü bakanlıklar var. Bu da ne? Dünya, kariyeri. Öyle dedi, böyle dedi, şöyle oldu, böyle. Bu da nedir? Kainattan, söyleyin, kainattan küsmüş. Dünya zinnetinden iğrenmiş. Lanet olsun şu dünya. Vücudumu taşıyamıyor, korona oldum, bilmem ne oldum, atansiyon oldum. Ne bu ya? Bir sürü sorumluluklarım var. Çocuğa, şeye, bakanlıklara, vücudundan bıkmış. Ruhlara, Allah nedir? Lüleburgaz ve Nide. Melce, Lüleburgaz, Nun olacak şimdi. Mencedir. Öyle ezberleyin. A, B, C, Ç, K, L, M, N, L. İlk önce, sonra M, N. Allah böyle ruhlara melcedir ve mencedir. Yani sığınılıyor ama cevap oluyor. Hem sığınılan hem cevap olandır. Allah Allah.
Kainattan küstüm artık. Dünyadan da iğrendim. Vücudumu da taşıyamıyorum. En iyisi bir çare bulmak lazım. Ama şimdi olmaz. Bir de şey, eğer ölüm yakın hissetmiyorsanız daha var demek ki öleceğiniz. Çünkü öleceğinize yakın merhamet ilahiye sizi sevdirilir. Ama herkese de değil, yani da değil. Bazısından tepesine biniyor. Allah bakidir. Niye bedi şey söylüyor? O kadar acayip olmuşuz ki fani. Allah bakidir. Hakikaten mi? Evet. Peki hemen içini doldurayım. Allah'ın bakiliğini nasıl anlarız? Bende baki istemesi var. Ben bakiliği istiyor muyum? İstiyor. Bana veren kendisi bakidir. Bunun için vermişken o bakiliği, bekayı onu bilmem gerekirken kendi bakiliğimi aradım. Ölüm korkusu başıma bela sardı. El ceza min cinsil amel. Ölüm korkusu o bakiye ayna olma yerine kendi bekasını aradığındandır. Allah'ın bakiliğini anlamak gerekirken kendi bakiliğimizi istemişiz. Ondan ya bakiyen tel baki bir. Bir de ya bakiyen tel baki iki. Birincisi ya bu hakikaten fani. Allah baki. Birinci kelime o. Yani hakikaten hiçbirisi baki değil. Tamam baki değil. Boşluğa düştüm. İkinci ya baki enter baki. O boşluğa düşen o yeri dolduruyor. Birincisi koparıyor. İkincisi yani birincisini boşaltıyor. İkincisi dolduruyor. Allah bakidir. Peki biz bilmiyoruz. Nasıl böyle? Tekrar ediyoruz ama hissi seviyesinde değil. Allah'ın bakiliğini anlama sistemini kendi bekama döndürdüm. Yönünü çevirdim. Ölmemek isteği böyle. Ölmeyeceğim, devamlı olacağım. Hep öyle yaşayacağım. Bakıyorsun ölümler var, koronalar var. Kaç kişi? Geçenlerde bizim pazarlı. Siyah torbaya koydular, indiriyorlar. Hoca bir telkin ver dediler. Sen bari şey yap. Çünkü kaç tane şey gömecek mezarcı. Hoca, aranızda var mı bundan sonra okuyacak? İyi ben vereyim dedi. Torbaları annesi bile, karısı bile yanaşmadı. Ya bu vücudundan artık ne oldu vücudundan? Bıkmış ya. Ya bu ne ya? Ya ikide bir mezar, ikide bir hasta, ikide bir şu. Ya hizmet olmazsa inan hiçbir zinneti yok. Dünyanın tadı yok vallahi. Bak 50-60 küs, 60'a geldim. Hiçbir şeyin tadı yok. Hiçbir şeyin devamı yok. Hiçbir şey anlam katmıyor. Tutunacağın hiçbir şey değil. Yani bak pıt pıt oldu iki gün önce. Hemen Esma'nın bu boyutu, Esma'nın bu boyutu. Yani burası inanın bana burası değil. Böyle gözüktüğüne bakmayın suret. Her şey burada. Bütün meclis-i nuraniler hepsi buradalar. Kartın üzerine kızmak gibi. Yani bu fikri söylemiyorum, hissimi söylüyorum. Böyle şuralar ya, ölüm anda pat pat ben şimdi aklım, fikrim, gözüm hep oralar. Açılacak, açılacak. Kalktı hani. Yani o pat pat olunca o falan derken, olurken ilk önce. Hemen kalkacak böyle hani. O ölüm o ya. Hop oradasın. Oradasın derken mesela buraya bakıyordum şey. Salih sana bakıyorum. Pat deyip bedenin kalksa, aslı karakterin seyretse. Böyle. Oh. Hemen ona tutunuyorsun. Risale'nin bu haleti veriyor. Pat. Ölümü çözmüş. Ölümü çözmüş. Ölümü öldürmüş. Üstad diyor ya, efendiler, ölümü öldürebilir misiniz? Kabri kapatabilir misiniz? Risale-i Nur bunun çaresini bulmuş. Bırak o ben şurada, meclis-i nuraniyle ne yapıyorsunuz? Bu arada da Buraklar da cesedi de gitti torbayla ileride gömdüler. Ama ben haberim yok. Zaten o İmam-ı Rabbani'ne kazandı hep beraberiz. Hop! Açıldı o. Ama kafirden bahsetmiyoruz. Müslüman oldukta sefi yaşayandan bahsetmiyoruz. O nasıl söküleceğini. O bizim işimiz değil.
Allah bakidir çünkü kendime beka vermişim, başıma bela aldım. Ölüm korkusu bedene beka vermenden kaynaklanıyor. Alemin bekası ancak onun bekası iledir. Allah maliktir. Sendeki mülkünü senin için saklamak üzere alıyor. Sanki seninmiş. Sanki seninmiş. Ya. Bak acayip bir şey ya insan. İnsan ancak elinden kısmen çıktığı zaman korona vasıtasıyla gidemedim ya Avrupa'ya. Şimdi gene beraberiz yani canlı yayın falan. Burada da olanlar da var ama. Bizzat gidiyordum ya 3 ayda falan. Ya abi ya derste neymiş ya canlı derste yani beraber olmak. Şu acayip ha. Sirayet var sirayet. Mesela sigara içsem sizi siner. Ama şu canlı yayında olanların üzerine sigara içmem sinmez. Onun için herkes kendi dershanesine orada gidecek. Böyle canlı yayına kanaat etmeyecek. Ne fırsatınız varsa gidin. Bak bir şey desene. Bugün Bahattin aradı Çanakkale'den. Abi yarın geliyor musun dedi yarın cuma. Dedim ya kemküm falan. Abi bak kapanmak gene kapanacak. Bak korona da sonra keşke dememek için. Tamam Bahattin geliyorum ya. Korkuyor da Allah'tan. Niye söyledim? Sanki senin vücudun varmış da, seninmiş de, ver bana. Neye sahipleniyorsun ya? Ölecekse ölecek. Mesela gemi battı değil. %99 hisse birisinin, %1 senin. En çok kim üzülmesi lazım? Hissesi olan. Bu vücut kim indiyse, kim yüklenmişse, o üzülsün ölüyorsa. Demiştim. Ama biraz zor. Şimdi hastalık. Ne düşüneceğim hastalığı? Hastalığı kim vermişse dermanı da o düşünsün yani. Ben şimdi Allah'ın verdiği hastalığı, dermanı ben nasıl şey yapacağım ya? Ne oluyor, nasıl oluyor, ne yapayım? Sebepleri uyarım, gerisi o yapsın. Ne yapayım? Risale-i Nur bu tevekkülü, teslimi veriyor çok şükür. Bu dersler var ya, şu andaki dersler. Burada oturuyoruz. Bak su yumuşaktır, kaya serttir. Vura 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 oyuyor değil mi? Şekil alıyor. Şu anda oyduğunu o sekerat anı veya bazen böyle bir seni yokla, beni yokladığı zaman, sizi yokladığı zaman o zaman tutunuyorsun hemen. Mesela şu diyecek Salih bundan sonra. Hop böyle şey olunca kafayı kaldıracak. Ha perde, ha kalk, ha kalkacak. Ha işte o kadar. Esma'nın sureti, kanuniyeti bende. Her şeyin bir sureti var. Gir içeriye kanuniyeti var. Hakikat var, mahiyeti var. Sureti burası. Kanuniyeti insanda, hakikat ahiret. Tak tak. Ha burada. Cebrail de gelmiş diyor ama sahabe görmüyor. Resulullah görüyor. Ha burada. Onlar konuşuyor, kimse duymuyor. Mucizelerde mesela. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı görmüyor. Hamaletel Hatab. Zındık kadın. Ebu Bekir'i görüyor. Taş elinde. Ben bu taşına vuracağım diyor. Nerede diyor arkadaşım. Yanında görmüyor. Hattına mı düşmüş? Böyle ya. Kardeş burası burası değil inan. Allah'ın tercih ettiği Adem Aleyhisselam'ı bütün donanımlarıyla gönderdiği yer bizim anladığımız gibi değil burası. Adem Aleyhisselam buraya peygamber olarak gelmiş. Hem de cennetten buraya gelmiş. Yani burası böyle değil ya. Böyle değil yani. Anladığımız gibi değil. Burası bir tamam ya. Orası için çalışıyor. O yani. Hafif hafif pat pat. Pat pat. Bir yere falan uçmayacağız böyle. Wow. Burası. Her şey burada. Tak. Aç radyoyu. FM dalgasını. Televizyon dalgasını. Çak hepsi. Yani bir yerden almıyor. Burada. Üstünü açıyorsun. Televizyon dalgası yok. Kaldır üstünü. Aa şekiller ortaya çıktı. Ha işte ahiret. Ahiret işte. Hemen televizyonu tak kaldırdım. Azrail Aleyhisselam da tak kaldırıyor o kadar. Ya burada zaten karşısı yok ki her tarafta zaten. Bağırsamda da var televizyon. Hava nerede var? Hepsi var. Çok yakın hissediyorsun ya böyle. Tefekkür edince böyle. İmani derslerle. O halet geldiği zaman o ölümle alakalı şeyler o kadar işine yarayacak ki.
Allah gani munidir. Allah gani munidir. Ne demek gani muni? Muni. He? Mutlak zengin. Mutlak zengin. Aferin. Her şeyin anahtarı ondadır. Her şeyin anahtarı. Ahiretin, kabrin, Azrail'in. Azrail canımız alıyor değil mi? Aslı kim alıyor? Bir, kanser, korona alıyor. Öyle zannediyor. Aslı kim alıyormuş? Azrail. Azrail de bahane. Aslı alan kim? Allah. Allah işin başında mı? Korkma o zaman. Mesela diyoruz böyle hastanede. Ya ameliyata girdi falan, işte en sevdiğin, tam da tedirgin, acaba kim var? Deseler ki falan uzman adam, profesör. Hah, uzman orada mı? Tamam. Şimdi geçen olmuştu bir cenazeye, kargaşalık oldu. Hastaneden beni de çağırıyor, mecbur oluyorsun almaya. Eve götürülecek, el alınık alınacak, bilmem ne yapılacak. Ya nasıl şey yapacak, orada kimse var mı orada? Dediler ki falan, Aslan Hoca orada. Aa orada. Tamam. İnsan rahatlıyor ya. Şimdi kanser, korona, her şey bunlar Azrail'le benim, bizim aramızda bahanen için küsmesin Azrail'e diye. Azrail de bahane. İşin başında kim var? Allah yapıyor. Kendi mülkünde. O zaman Allah'ın, Allah işin ehli. Tövbe. İşin sahibi. Her şeyin anahtarı da o. Her şey. İşin ehli, işin sahibi. Vekil de yaptım. Asıl gibidir. O benden daha fazla beni düşünür. Çünkü rahmetiyle muamele ediyor. Ben iyilik yapım zannıyla bazen kendime kötülük de yapıyorum. Demek ki işin başında o. İşin başında mı o? Elhamdülillah. Haşir meydanında ben bile, vallahi billahi şahit olsun o. Ya Rab, ben bile kendi hesabımı kendim göremem, tahammül edemem. O pis günahlarımı ne yapayım ya? Sistem bilgisayar gideceğim, kabul etmiyor. Ama Allah bilgisayarı, yazılımı da yaptığı için sisteme mahkum değil. Ta bunu sokma der. Ama ben ve melek sokmak zorundasın. Sisteme mahkumsun, sisteme çalışıyor. Müdür geldi ki, tamam. Ya tamam, bunu sistemden arka yap. Ya tamam. Yazılım sahibi ama. Ama biz yazılıma mahkumuz. Bir insan Allah'a halis bir abd olursa, hesaplı olmasa, Allah'ın mülkü olan kainat onun mülkü gibi olur. Şimdi çocuk zenginliğini düşünün. Nedir? Babasının serveti kendisini hisseder. Öyle değil mi? Kimin araba? Bizim, benim. Lan babanı değil mi? Ne? Benim. Baba ile kendisini farklı görmüyor ki. Allah ne kadar hissedersek Allah'ın mülkü bizim olur. Niye? Allah benimse her şey de benimdir. Allah benimdir. Dedi ki, benim de değil mi dedi. Vallahi malına o zaman sahip çık. Sahip çık o zaman. Allah benimdir. Benim bir tanesi dedi de hiç unutmuyorum. Ya sif seni de bizim Allah'ımız değil mi? Vallahi o zaman sahip çık. Bak sahip çıkmasan sahip çıkarlar, alırlar elinden. Allah neyse, Allah'a yakın hissettin mi, mülke karşı diyor ikinci şuada insan tatmin olur. Beka mı istiyorsun? Bakiye muhatabı. Allah ölmez. Allah bulduğunu ölmezsin, merak etme. Zaten ölüm yok ki. Küllü nefsin zayikatın ben. Küllü ruhun var. Nefse var. Nefis de bu. Bedensel hazlardan kopacaksın. E zaten kopmuştun, bedenselini yaşamıyordun ki, tefekkür bedeni değil, vefa değil, namaz niyaz. Yani böyle aslında gündelik hayatta nur talebeleri ahiretteki sıfatları kullanıyor. Vefa, anlayış, samimiyet, ihlas, namaz. Yani bedeni yaşamayan zaten öldü. O zaman ölen ölmez ki, ölmeyen ölür. Bir dakika, beden ölümü tadacak. Bedenin arzularını yaşamayan, beden diyor ki kahveye git, beden diyor ki şunu ya, zina yap, beden diyor ki şunu iç, helal haram dikkat etmiyor. Şimdi diri bu ölecek. Ama bedeni hazları yaşamayan bedensel ölmedi mi? Bedensel öldü. Ölen de ölmez, onun adı teristir. Evet. Bakayım kaç dakika oldu? Oldu, saat.
35 dakika mı? Bak. Hasan abi, baştan sorduğum 45 dakika. Ha. Allah nedir dediğimiz zaman ne soruyorum? Allah nedir? Bu dersten sonra peki nedir? Sen ne diyorsun? Şunu diyoruz abi. Ha? Nasıl? Sen ne diyorsun? Ya. Şimdi kendine vücut rengini verme dedim ya. Şimdi buz kendisine vücut rengi verdi. Yani mesela buz düşünse ki akıllı olsa kendisinde müstakil bir vücut var. Ben Allah nedir? Ben donmuş esmalarım. Ben de yok ki. Donmuş esmayım. Farazi bir vücut rengi var. Allah'ın vücuda ilanı olmuyor mu abi? Hayır. O da hakikattır. Buz da hakikattır. Su da hakikattır. Donmuş esmaların, cilve, cemanlar, esma değilim. Esma olsa la mevcude illa olur. Ama buz var yani. Ben yoktan halk edilmişim, doğru mu? Ha tabii. Yani ben derken neyi kastediyorsan, bunu kastediyorsan öleceksin. Çünkü bu, ölüm bunadır, ruha değil. Eğer bu elbise gibi kullanıyorsan, bu benim elbisem, gir içeriye. Benim hayatım, benim aklım, benim ruhum. Ben diyen kim? Benim ruhum dediğine göre ruh da değilsin. Sen kimsin? Olsun işte. Onu düşün, hiçbirisi sen değilsin. Bak, benim gömleğim bana ait. Kardeşim, 20. sözde der ki, iman bile libastır. Ruha giydirilmiş. Zanlar libastır. Zanlarımızı giymişiz. Anlayışlar libastır. Bizi battaniyelemiş, örtmüş bizi. Bunlardan sıyrılmayı kastediyorum. Biz, fikir bir libastır giydirdiler. Okulda öğretmenler bir şey giydirdi. Toplum bize giydirdi. Aile bir hedef gösterdi. Evlen, kariyer sahibi ol. Hep o. Hayat hep o. Bize giydirildi. Sıyrılamıyoruz. Yani safi değiliz. Ümmi değiliz. Peygamber Aleyhisselam'ın ümmi olması bir manası şu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ümminin manası okuma yazması değil ki gibiyken lügat-ı sureti. Hakikati nedir? Anasından doğduğu gibi safidir. Kimse müdahale edememiş. Biz okula gittik, müdahale edilmiş. Okula gitti, müdahale edilmiş. Toplum müdahale etmiş. YouTube'lar, televizyonlar müdahale etmiş, bize giydirmiş. Anadan doğmuş gibi değiliz ki. Bir sürü şeyler giymiş. Bize giydirilmiş ya. Elbise giydirilmiş. Şimdi iman bile elbise, ruha elbise. Şimdi benim gömleğim, ben gömlek miyim? Gir içeriye. Benim vücudum, gir içeriye. Benim atletim, benim hayatım, benim aklım. Benim aklım kaldırmaz, benim ruhum. Benim ruhum diyen, o ben olan ben işte o. Ruh da senin değil. Ölüm kimeydi? Bedeneydi. Ruha bile değil. Bırak kim ölecekse üzülsün canım. Ama sen bedene ben dersen öleceksin. Eğer ruha ben dersen teris olacaksın. Eğer ben olan ben ona, mecula ona şuurun varsa öyle bir şey yok zaten. İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne göre buradayken orayı yaşıyorsun. Buradayken orası. Kardeşim, burayı orayla farkı koyarsan ara boşluğu kat etmen lazım. Son misalim olsun, kapatıyorum. Odunun neresinde duman varsa aynı yerinde odunun nuru da oradadır. Ayıramazsınız bıçakla. Bak odun, duman neredeyse, duman nerede? Nuru da orada. Odundan kasıt bedendir. Nurdan kasıt ruhtur. O dumandan kasıt nefistir. Ne kadar ıslak olursa duman o kadar çıkar. Canı o kadar zor çıkar. Ateş akarken hakikaten zor yanıyor. Islak çünkü odun. Güneşe tutarsan odunu kurur. Güneş de hakikattır. Kur'an'dır, imandır, haşa, şemsezeliyedir. Ne kadar güneş odunu tutarsanız
dumanı yok olur. Yani terisi o kadar kolay olur. Hemen nura dönüşür. Bazı odunlar var, tak hemen nur, hiç duman da yok. Allah bu hakikatle aklanmayı nasip eylesin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın şefaatine mazhar eylesin. Terhis olan ruhlardan eylesin. Ya Rab bizi bize bırakma. Biz bizi unuttuğumuz zaman sen bizi unutma. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah nasip eylesin. Allah için sevenlerden, Allah için nefret edenlerden eylesin. Ya Rab kendi dostlarını dost, düşmanlarını bize düşman eyle ya Rabbi. Bizi bize bırakma. Biz bizi unuttuğumuz zaman sen bizi unutma. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.